vardır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz müminler buyuruyor ki en kötü pişmanlık beş tanedir. Allah'ım sen bizi bu şekilde pişman olacak olanlardan etme inşallah bizlere. Bu noktada tevfik lütf eyle izleyicilerimize bizlere ki biz bu şekilde pişman olanlardan olmayalım inşallah. Peygamber Efendimiz buyurdu. En büyük pişman olacaklar şunlardır. Şerrun nedameti. Bakın. Şerrun nedameti. Nedametu yevmel kıyame. En kötü, en kötü pişmanlıklardan biri kıyamet gününün pişmanlığıdır. En kötü pişmanlıklardan biri. İnsan ölmeden önce bir konuda pişman olsa pişman olduğu şeyi telafi etmesi mümkün. Ama şimdi ölmüşsün, kıyamet kopmuş, pişman olmuşsun. Bu pişmanlığın insana faydası olur mu? Olmaz. En kötü pişmanlıklardan biri kıyamet gününün pişmanlığı. İkincisi ikincisi en kötü özürlerden en kötü özür. Bakın en kötü özür yani Peygamberimiz bu hadis-i şerifte en kötü olan beş şeyden söz ediyor. En kötü pişmanlık kıyametin pişmanlığı. En kötü özür ölüm anındaki özürdür. Ölüyor artık. Adama 30 sene zulmetmiş, 40 sene zulmetmiş, 10 sene zulmetmiş. Adam hakkında yalanlar konuşmuş, iftiralar atmış. Adamın ocağını darmadağın etmiş. Şimdi diyor ki özür diliyorum hakkını bana helal et. bu şekilde özür en kötü özürdür. Veya diyor Allah'ım beni affet. En kötü özür ölüm anındaki özürdür. En kötü söz peygamberimiz buyuruyor yalan sözdür. En kötü kazanç faizdir. Faiz ile elde edilen para peygamberimiz buyuruyor ki en kötü kazançtır. En kötü yemek ise yetimin malını yemektir ve bunların hepsinin dünyada da ahirette de cezası vardır. Samiri insanları yoldan çıkardı. Hz. Musa Allah'ın emriyle onu sürgün eyledi ve buyurdu ki insanlarla artık yaşayamazsın. İnsanlar seninle rabıta artık kuramayacaklar, kurmayacaklar. Sürgün eyledi. Samiri o insanları yoldan çıkaran Samiri çöllerde yaşamaya başladı. Şehirden birisi onun yanına gittiğinde ve ona yaklaştığında ağlayarak, feryat ederek, bağırıp çağırarak diyordu. Ne olur bana yaklaşma. Ne olur benden uzak dur. Sen bana yaklaştığında benim bedenim ateş gibi yanıyor. İşte en kötü şeyleri yapmanın hem bu dünyada insana cezası var hem de ahirette azabı var. Allah Azze ve Celle bizleri köçüleri yapanlardan eylemesin. Köçülerden bizleri cümlemizi uzak eylesin. Onların şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Vesselamu Aleyküm.